Sefer beni gurbet ye. Utanmadınız mı çoluk çocuk demeden ateş etmeye? Ölenlerse ne yaptı ha? Ne günah vardı onların? Takdiri ilahidir komutan. De taşını at nezarete. Yürü. Canım kurtarmadın İhsan. Canımı bir kez daha aldın. Canımdan can aldın İhsan. Babam yok, gitti. Ben ne yapacağım? Ağlasaydım, ağla. Şimdi ağlamak zamanı. Lakin şunu bil. Odun gibi bil. Babanın kanı yerde kalmayacak. İdeal. Elif abla, tatlım. Zeynana. Zeynana gel. İdeal uyandı, kendine geldi, koş. Gitmeden görecek miyim seni? Arayacağım. Beni sevmekten vazgeçme. Olur mu Külkediz? Sakın vazgeçme. Canım benim. Ya neden böyle oluyor? Neden sevdiklerimizi hep kaybediyoruz? Ya ölüyorlar ya gidiyorlar. Sen bunları düşünme. Önüne bak sen. Önündeki hayata. Mutlu olmaya bakın. Çocuklarınızı düşünün. Dünyaya getireceğiniz çocukları ha? Sizce nedir Reşo'nun cezası ağlar? Gidip bizzat Reşo'yu vurmalı. Aşiretini başına yıkmalı. Kendi mekanını basmalı. Orada ölen insanlara bak. Ve yemin et. Onları ben öldürtmedim de. Hadi Reşo, madem masumsun, bütün masumiyetinle yemin et. Olmaz öyle şey. Nereden çıktı bu yemin? Şeriat mahkemesi mi bu? Öldürmedim demişsem öldürtmemişim. Zorla mı söyleteceksin? Haklısın Reşo. Ben öğreneceğimi öğrendim. Gidebilirsin. Madem herkesin fikri budur, karar verilmiştir. Reşo'nun oğlu Murat ölecek. Hayır. Ölmeyecek. Onu öldüremezsiniz. Murat, çok kötü. Çekil buralardan, uzaklaş, kaybol. Yoksa seni öldürecekler. En münasibi Mahodir. Yaşı küçük. Az bir cezayla kurtulur. Olmaz amca. Milletin ağzına mı düşelim?
Derler ki sonra Boyatlı soyunda hiç adam kalmamış, bacak kadar çocuğa vermişler silahı. Bizimle gel. İstanbul'a gel ha. Hep demez miydin hani başka bir yerde başka bir hayat diye? Böyle olmaz. Neden? Kan davası. Gittiğin yere peşinden gelir. İstanbul'a gelirsem size de bulaşır. Sana, çocuklara. Kalırsan öleceksin. Zeynolar için için kaynıyor. Aşiret büyükleri başlarında. Her an bir misilleme olabilir. Hal böyleyken abim akılsızlık ediyor baba. Düşmana hedef olduğunun farkında değil mi bu? Öyle bir farkında ki. Ama gurur. Ah gurur ah. Yolun ve bahtın açık olsun. Allah sizi korusun bütün kötülüklerden. Siz de Zeyno Hanım. Sen de öyle. Uğurlar ola Ceylan gözlüm. Silah maho. Siz devam edin. Alo. Merhaba. Havaalanında mısın? Birazdan uçağa geçeceğiz. Orada olmak isterdim. Olmaman iyi. Kaldıramazsın. Sanki dünyanın son günü. Ne yapacağım ben Elif? Sensizlik öyle rezalet ki. Söyle ne yapacağım? Murat, sen kendine dikkat et lütfen, tamam mı? Bak ben senin söz vermeni istiyorum. Kendine dikkat edeceğine dair söz ver. Beni merak etme. Söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Seni seviyorum. Maho? Murat ne dediğini anlamadım. Maho hayır. Murat beni duyuyor musun? Murat! Olamaz. Maho! Murat! Murat beni duyuyor musun? Bırak beni! Bırak! Bırak! Delirdin mi? Murat ağa! Ağam vurulmuş sen. Çekilin kenara. Ağam bırak o veledi bize. Çekilin kenara. Geri çekilin. Ağam çekil aradan. İndirin silahlarınızı. Koyun belinize. İndirin. Çocuğa dokunanı seririm yere. Hastaneye gidelim ağa. Hayır. Sakın korkma. Kimse bir şey yapmayacak. Hiç kimseye haber vermeyeceksiniz. Hiç kimseye. Anladınız mı? Peşimden gelmeyecek. Gelen olursa ateş ederim. Polis yok, jandarma yok. Anladınız mı? Ağa, sana doktor lazım ağa. Gir içeri. Kimseye haber vermek yok. Bunlar uçuş kartlarınız. Yalnız gidiyorsunuz. Anneannenizi yoldan arayacağım. Havaalanından size o karşılayacak. Ama anne. İkinci göz alına çek halim yok Merveciğim. Maho olduğuna emin misin? Duyar gibi oldum. Yani Murat sanki telefonda Maho dedi. Murat abi niye seni aradı? Bunu sonra konuşuruz. Hanımefendi. Buyurun. Affedersiniz bir şey rica edebilir miyim acaba? Buyurun. Çocuklarımı İstanbul'a gönderiyorum. Ben onlarla birlikte gidemeyeceğim. Onlara göz kulak olur musunuz? Havaalanında anneanneleri karşılayacağım. Tabii efendim. Sağ olun. Hadi gelin çocuklar. Merve. Ama yapma böyle ne olur. Hadi. Çok büyük bir aksilik oldu evet anne. Sonra anlatırım tamam mı? Bak şimdi çocuklar uçaktalar. Onları sen karşıla ne olur. Şimdi hemen çıkıyorlar. Ancak yetişirsin ha. Tamam tamam merak etme ben seni arayacağım hadi. Daha hızlı gidemez miyiz? Gideriz abla. Aç, aç Murat, aç.
Nereye gideceğim? Nereye götüreceğim beni? Şu torpido gözünü aç. Bakma havalı havalı, aç. Orada bir bez olacak. Bir cam bezi. Bu mu? Şimdi onu ikiye ayır. Ver, ver şunu. Yardım et. Ne diyeceğim? Geveleme. Doğru konuş. Muradıma ne yaptılar? Oğluma ne oldu? Yarası hafiftir ağam. Bacağından yemiştir kurşun. Lan siz ne yediniz orada? Siz ne yediniz hayvanlar? Sizi ben niye gönderdim oraya? Ağam vallahi billah. Buram parmak kadar çocuktur. Hiç hesap edememişler. Nerede oldu? Murat nerede? Ekmek Kur'an çapsın bilmiyor. Murat ağam çocuğu alıp gitmiştir. Kim o çocuk? Neyin nesi? Tanımayayım ağam. Daha önce görmemişiz. Kara kuru, sıska, boyu aha bu kadar filan. Ne oldu? Acayip söyledi. Kime söyledi? İkimize de hayvan, ikimize de. Ne yapacağız lan? Aha öldürür bizi. Siniri yatışana kadar birkaç gün ortadan kaybolacağız. De hadi yürü. Hiç rahat etti mi ma? Beni vurunca mutlu oldun mu ha? Kendini büyümüş hissediyor musun? Cevap ver hadi. Bir şey söyle. Hadi çabuk olun. Sizler yerlerinize. Sen ileri al. Sen benimle gel. Reşo'nun korumaları nerede? Anı korkusundan kaçmışlar. Murat'ı vuran çocuk kimdi? İlk defa girmişim. Eşkali? Bakar mısınız? Buyur bacım. Ne oldu burada? Peki nereye gitti Murat Bey? Vallahi bilmiyorum bacım. Yaralandı dediniz. Yarası ağır mıydı? Yok, bacağından vuruldu. Çocuğu aldı kaçtı. Siz ne soruyorsunuz Murat abi? Adam gözümüzün önünde vuruldu. Bir telefon açıp ihbarda bulunmak gelmedi mi aklınıza? Bilmiyorum. Sana bir soru sordum. Benden yalan yok komutan. Murat ağa öyle istemişti. Taşlatma Murat ağana. Suçu ihbar etmemek de bir suç. Bilmiyor musun? Vallahi bizden ne olduğunu anlamadım. Zaten ağa gitti. 10 dakika geçmedi. Ağa siz geldiniz. Allah'tan sorumluluk sahibi vatandaşlar mı? Yerdeki kovana bakılırsa şuradan bir yerden ateş edilmiş. Şurada bir yerde vurulmuş. Şurada da kısa bir boğuşma geçmiş aralarında. Murat'ın cep telefonu. Arayan son numaraya bakar mısınız? Elif Hanım mı? Nereden bildiniz komutanım? Az önce buradan geçti. Ne demek oluyor? Bu konu şimdilik aramızda kalsın başçavuş. Önce Murat'ı bulmaya bakalım. Büroyu mühürleyin. Emredersiniz komutanım. Nasılsın Gülyüzlüm? Evini özlemiş misin? Özlemek de laf mı? Demin onu diyordum Seyit'e.
İnsan hastahanedeyken ne kadar iyi de olsa, ne bileyim, sanki her an kötü bir şey olacakmış gibi geliyor. Eve gelince tamam diyorsun. Demek sahiden iyiyim. Hadi seni biraz yalnız bırakayım da dinlen. Ev göçüp geçse ruhunuz duymayacak. Ne demek yok Maho? Siz hastaneye giderken burada değil mi? Doğru, buradaydım. Durduk yere nereye kayboldu bu çocuk? Bağırıp durma Cemo. Herkesin siniri tepesinde zaten. Nereye kaybolacak? Kocaman adam çıkar gelir birazdan. Sen... Beni bırak. Git kurtar kendini. Maho, ha birini öldürmüşsün, ha kendini. Öldürme Maho. Sen yaşatmaya bak. Hadi durma. Durma, git kaç buradan. Pardon, buyurun. Bir yaralanma vakası geldi mi acaba? İsim Murat Kerimoğlu. Bakalım. Yaralanma demiştiniz, evet, değil mi? Yok, yok. Öyle bir hasta yok. Emin misiniz? İyice baktınız mı? Baktık, baktık hanımefendi. Böyle bir müracaat olmamış. Peki, teşekkürler. Geçmiş olsun. Yardım edin bana. Bu araba ne? Murat Ağa. Murat Ağa değil mi bu? Evet o. Hanımım. Hakkı. Cemu Ağa. Alo. Alo. Murat Bey aramıştı. Kardeşiyim ben. Ben de Üsteğmen Ali. Üsteğmen Ali mi?
isteğim benim. Abim orada mı? Abim orada mı diye sordum. Ver şunu bana. Oğlum nerede komutan? Sakin ol Reşo abi, biz de onu arıyoruz. Bulun onu bana. Adam çıkar. Hastanelere bakılsın. Ne kadar sağlık ocağı varsa bakılsın. Oğlumu bulsunlar bana. Oğlumu istiyorum, anladın mı Zeliha? Oğlumu istiyorum. Tamam baba, tamam. Anladım. Onu ben vurdum. Sen mi vurdun? Maho, delirdin mi sen? Ulan vurmanı anladık da ne halt etmeye buraya getirdin? Bunu sormanın sırası var. Haklısın, sırası değil. Hayır! 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 Bana manyol valla. Yapma dedim sana. Amca vurma onu. Git buradan Maho. Vur şu silahı deline. Reşon'un adamı. Oradaydı. Saldırdılar. Öldüreceklerdi beni. Aha o kurtardı. Ben onu vurdum, o canımı kurtardı. Onu vuramazsın Hakkı. Töre hiç çiğneyemezsin. Ne töresi? Kanlın da olsa toprağına gelmiştir. Acizdir ve yardıma muhtaçtır. Onun canı bizim namusumuz sayılır. O töreyi bir defa desek bir şey olmaz. Hakkı saçmalama! Cemo, Memo, yaralı yukarı taşın. Sok sen düşün beline. Sana bir şey diyeyim mi abla? Törenin keyfi olana kadar bu herif 100 yaşına gelir. Leyla, Gülnur, su kaynatın. Baş üstüne. Memo, arabayı da arka tarafa çek. Tamam ağabeyciğim. Telefon da akla mı gidiyordu? Ne oldu öyle birdenbire? Ya biz de anlamadık. Bir telefon geldi. Tam uçağa bineceğiz. Apar topar döndü. Telefonu versene, annemi arayacağım. Kontör olmasa evden ararsın. Hayırlısıyla oradan bir kurtulsa. Kim mühürledi? Jandarmalar ağam. Anlat ne oldu? Sabahleyin Murat ağam yazıhaneye gelirken senin adamlar kapıdaydı. Murat ağa onları istemedi. Bizim kahveye yolladı. Nerede şimdi onlar? Kaçtılar ağam. Aşağı huzurdan senden ilk gibi korkarlar. Senin adamlar parçalardı velade ağa. Murat ağa tuttu kurtardı onu. Sonra arabaya attığı gibi yolla. O zaman Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne bakın. Oraya da baktık, orada da yok. Bana bir emrin var mıdır ağa? Harun Üniversitesi Hastanesi kayıtlarını incelediniz mi? Bakın işte her yere. Araştırmaya devam edin. Hiçbir yerde yok. Ne hastane ne klinik. Adamların bakmadığı yer kalmadı. Zeynullah'ın işi. Bunlar vurdu oğlumu. Erkek gibi çıkmadılar.
çocuk yolladılar. Bu işte bir gariplik var baba. Düğünlerine baskın verdik. Oluk gibi kan aktı. Kaç insan öldü. Zeynoların yerinde olsan çocuğa mı verirsin bu işi? Abimi bacağından vurmakla mı bırakırsın? Çocuk işte. Ancak o kadarını becermiş. Kızım söylesene ne oldu? Neden gelmekten vazgeçtin? Gelince anlatırım anne. Ben iyiyim, merak etme. Peki ne zaman geleceksin? Bilmiyorum ne zaman geleceğimi. Şu anda burası çok karışık. Ama ne zaman düzeldi ki orası? Boyuna kavga kıyamet. Anneanne ben de konuşacağım annemle. Ben de konuşacağım. Bak çocuklar istiyor, öpüyorum yavrum. Anne nasılsın? İyiyim Merveciğim, iyiyim. Nasıl geçti yolculuk? Sıkıntılı anne, aklımız hep sendeydi. Ne zaman adam olacaksın sen? Ne halt etmeye kendi başına iş yaparsın? Sen de yapmadın mı? Reşo Aga'yı topa bırakmadın mı? Benimle aşık mı atarsınız zibidi? He ya aşık atar. Maşallahınız var. İki kardeş hep belden aşağı çalışırsınız. Reşo soyunun bacakları delik deşik olmuştur kergir gibi. Biraz da krokoreme tutuşun ha belden yukarı. Yüzüme bakma o. Yaptığın eşekliktir. Hepimizi zorda bırakmışsın. Zeyno anayı, beni, herkesi çiğnemişsen. Vebali ağırdır ha. Murat Aga iyileşecek mi? Neden soruyorsun? Çünkü beni o kurtarmıştır. Çok mert davranmıştır. Pişman mısın? Öyle hemen yumuşamak yok. Murat'ın mertliği can korkusundandır. Hayır değil. Gözlerimle görmüşüm. Murat Aga hiç korkmamış. Korksa anlardım. Ne kapa çeneneler git lan. İstediğini yap amca. Vur, döv. Ama onu bilir, onu söylerim ki Murat Aga... Hala konuşayım sen? Tamam Mahu. Odana git sen. Hadi. Gel. Çocuk dur. Üstüne fazla varmasam. Haklısın. Asabımı bozan o ki... bizim Mahu Murat'ı önce vurdu, sonra kahraman yaptı. Bu ne iştir Cemo? Yara hafif ama kan kaybetmiş. Ateşi var. Durumu nasıl? Ateşi var. Bunu iyice döveceksin. İçine biraz zeytinyağı koyacaksın. Sonra da bana seslen, tamam mı? Tamam hanımım. Keşke açsan şu telefonu. Bana Ender Başçavuş'unu gönder. Emredersiniz. Acele et. Murat Bey'in telefonu. Ben Hüseyin Ali. Buyurun Elif Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? Elif Hanım, orada mısınız? Merhaba. Merhaba. Ben de tam şimdi sizi düşünüyordum. Beni mi? Hı hı. Murat Bey'in nerede olacağını belki Elif Hanım bilir diye. Anlaşılan siz de onu arıyorsunuz. Aynen bizim gibi. Elif Hanım. Buyurun. Bu sabah nereden geliyordunuz? Anlamadım. Murat Bey'in bürosunun önünden geçtiniz taksiyle. Biz olay yerinde inceleme yaparken. Vurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben havaalanından geliyordum. Bir yerden mi dönüyorsunuz? Hayır. Cep telefonu kayıtlarına göre Murat Bey en son sizinle konuşmuş. Hemen hemen vurulduğu vakitlerde. Şimdi bir tahminde bulunayım. Herhangi bir sebepten ötürü Murat Bey'le telefonla konuşuyorsunuz ki o sebebi şimdilik ihmal edebiliriz. Sonra birden silah sesi duydunuz, apar topar büroya geldiniz. Bizi görünce de devam ettiniz, doğru mu? Doğru. Şu an neredesiniz? Buna cevap vermek istemiyorum. Son bir soru. Zeyno ana ve çiftliktekiler... Urfa'da olduğumu bilmiyorlar. Anlıyorum. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bu telefon konuşmasını şimdilik yapılmamış sayacağım Elif Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Bütün hastaneleri, sağlık merkezlerini arattık komutanım.
Doktor muayenehanelerine varana kadar. Murat yok. Bakılacak son bir yer kaldı. Neresi? Belki de en başta bakmamız gereken yer. Kurşun sıyırıp geçmiş. Bu ilaç mikrobu öler. Kuvvetlisin. Çabuk toplanırsın. Şimdi dinle. Sağ olun. Mahu dedi. Sen olmasan babanın adamları onu çoktan... O bir çocuk. Seni vurdu ama. O sadece bir çocuk. Senin gibi. Sen de öylesin. Kalbin çocuk kalbi. Hoş gelmişsin komutan. Merhaba. Ne var ne yok? İyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Ev halkı da iyi mi? Hamdolsun. Maho nasıl? O da iyi mi? İyi sayılır. Nerede kendisi? Yukarıda odasında. Bütün gün çiftlikte miydi? Buyur komutan. Böyle geç. Aradığın burada. Ben gidene kadar kimse bir yere ayrılmasın. Geçmiş olsun. Seni bu evin baş köşesinde yan gelmiş yatarken göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Yaran nasıl? Hafif. Anlat bakalım. Görünmez kaza. Tabancamı temizlerken oldu. Tabii ya. Sonra dedin ki kendi kendine en iyisi Zeynohane'ye gideyim. O bu işlerden iyi anlar. Benimle oyun oynamayın. Sakın. Sakın denemeyin bunu. Ne oldu? Ne konuşuyorlar yukarıda? Maho'yu ele vermesin. Telaşlanma. Maho'yu neden koruyorsun? Çünkü asıl suçlu o değil. O bir kurban. Beni önce vurdu, sonra pişman oldu. Alıp buraya getirdi. Getirmese şimdiye kadar kan kaybından bir yerlerde yığılıp kalmıştım. Onu alıp götürmekle, içeri tıkmakla ne geçecek eline? Bak Murat, bu üstümde gördüğün izci üniforması değil. Ben bir kanun adamıyım. Kanunları uygulamak benim işim. Maho'ya uygulayacağın kural adaleti sağlayacak mı? Ne olacak ha? Ne olacak? Maho'yu içeri tıkınca işler düzelecek mi? Bu çocuk 3 yıl sonra içeriden nasıl çıkacak? Hangi duyguyla? Bunu hiç düşündün mü? İlahi adalet benim alanıma girmez. Kurallar Murat. Kurallar önemlidir. Sen ölebilirdin. Evet ama yaşıyorum. Baştan beri sen ve birçok insan iki aile barışsın diye uğraşmadınız mı? Bu kan davası bitsin diye. İşte sana fırsat. Şans hiç bu kadar yakın olmadı. Kurallar yüzünden bu şansı göz göre göre tepme Ali. Kurallar insanlar için. Küçük bir kural ihmali... Ve biraz bağışlama o kadar çok şeyi kurtarır ki. Herkes kazanır. Hayat kazanır. İnan bana. Seni merak eden biri daha var. Kim? Anladım. Ya da hissettiğim kadarıyla özel biri. Elif Hanım. Telefonunu getirdim. Onu arasan iyi olur. Buyurun Ali Bey. Elif. Murat. Neredesin sen? Ben burada deliye döndüm ya.
Elif, sakin ol. İyiyim ben. Beni dinle. Tamam, sakin ol. Sakin falan olamam. Mal mı yaptı? Evet. Ya deli bu çocuk ya. Elif, dinle beni. Şu an her şey yolunda. Maho bir hata yaptı ama pişman. Sonunda beni yine o kurtardı. Ben çiftlikteyim, sizin evde. Ne? Ne işin var orada? Komik değil mi? Komik falan değil. Bak, ben senin evindeyim. Ne? İslam'la falan gidemedim. Ya hiçbir yere gidemedim, ben sana geldim. Herkesten, bütün dünyadan gizli sana geldim. Senin evine. Buraya gel. Kalma orada ha? Murat'ı öldürmediğin iyi oldu. Konuşsana Zeliş. Bir şey söyle. Agam iyidir de. Her yere baktık. El altından karakolu bile arattık. Kötü bir şey olsa kokusu çıkardı. Onu vuran Mahmut'tur. Başkası olamaz. Ve de benim bildiğim oğlum... kendini vurmuş dahi olsa... kasıkhaneye gidip o çocuğu polisin kucağına atmaz. İyi de insan bir aramaz mı? Oğlum bana soğuk. Babadan medet ummayı zul sayar. Oğluma sıkılmış her kurşun için 1000 can alsam... gene de alacaklı kalırım Zeliş. Ver şu telefonu bana. Efendim? Ben Reşo. Söyle Reşo. Kısa keseceğim. Ve bir defa soracağım senin o kadın. Oğlum nerede? Oğlun burada, bizde. Ne? Sizde mi? Yaralıydı. Yarasına bakmadı. İstediğin zaman gel oğlunu al. Geliyorum Zeyno kadın. Geliyorum. Eğer oğluma bir fenalık yaparsanız... Vurmak başka. Başka. Töremiz der ki... kapına gelmiş insana kanlın da olsa fenalık yapmayacaksın. Bu hayatlı soyunu kendin gibi tiniyetsiz mi sandın Reşva? Murat Aga. Beni ele vermemişsin. Çok susadım Mahap. Su getirir misin bana? Tabii getiririm. Hadi çabuk. Bilmeni istediğim bir şey var Maho. Sana kızgın değilim. Yani belki biraz kızdım ama şimdi geçti. Seni öldürmek istedim. Az kalmıştı ama. Neden kurtardın beni? Çünkü sen oğlumun futboldan arkadaşız. Can'ı hatırlıyorsun değil mi? Birkaç defa top oynamıştınız. Sana bir şey olsaydı Can'a bunu anlatamazdım. Can'ın babasına can borcum var. Bir gün ödeşiriz. Nasıl? Sen de bir can kurtarırız. Kurtarılan canlar çoğaldıkça düşmanlık azalır. İnsanlar doğru düşünmeye başlar. Reşo Aga da doğru düşünür mü? Senin baban.
O bir katil. Eline bir fırsat daha geçse beni yine vurur musun Maho? Hayır. Neden? Çünkü sen... Çünkü ben katil değilim. Doğru mu? Anlatmaya çalıştığım buydu. Vay 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 vay. Şu hale bak. Sohbeti koyutmuşsunuz ha? Hadi bakalım Maho, sen biraz havalan. Be hadi. Ver. Sigara içmeyen bir mahsuru var mı? Rahatına bak. Olsun, yine de sormak lazım. İnsanlık bizde kalsın, öyle değil mi? Sen ne biçim adamsın ya? Öldürsen bir dert, öldürmesen ayrı bir dert. Eğer beni vurmana engel olan töre ise... Maalesef. Çıkarız buradan. Yalnızca ikimiz. Çiftliğin dışına. Topraklarınızın bittiği yere. Orada rahat rahat vurursun beni. Bu adamı vurmak başa bela. Ağzınız ilaf yapar. Kafak karıştırır. Tam öldüreceğim ula dersin ya adam doğru söylüyse. Sen şimdi cahilin biri olacaktın ki ağız tadıyla vuraydın. Şeytan diye vur şu deyyusu gitsin. Sen şeytana uyma Hakkı. Abla ben de şaşırmışım. Töreye mi uyacağım şeytana mı? Hakkı. Al hayrını gör. Millet deliye hasret biz akıllıya. Aslında eğlenceli bir adam. Nasılsın? Sağ olun. Ateşin düşmüş. Daha iyiyim. Baban geliyor seni almaya. Babam mı? Sana bir çift lafım olacak. Maho'nun eline silahı biz vermedik. Bir tabanca alıp evden kaçmış. Seninle açık konuşacağım evlat. Biz seni babandan ayrı tutmalıydık. Hata etmişiz. Hanımım. Bırak şöyle. Aha. Seninki giyilecek halde değil. Bu pantolon Cemon. Sana uyar. Şimdi hazırla. Birazdan çıkacağız. Sağ ol. Sağ ol Zeyno Ana. Sen de sağ ol. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım komutanım. Öyle hassas bir konu ki. Bir yanım gerçekten Murat'a hak veriyor. Belki de beklediğimiz fırsat sahiden bu. Ayrıca o çocuk... Yani asıl suçlar elini kolunu sallayıp dolaşırken... Kısaca Üsteğmen'im, bir yanda görev, bir yanda duygular. Kaldı ki Maho'yu tutuklasak ne olacak, öyle değil mi? Bence iyi yaptın. Bu kozu iyi oynayıp Zeyno ve ailesini barışa zorlayabiliriz. Yeter artık, ne sandılar burayı? Koca şehir onların kovboy kasabası. Tamam Üsteğmen'im, benden haber bekle. Emredersiniz komutanım. Sağ ol, gelmekte iyi ettin. Bana Vali Bey'i bağlayın. Geliyorlar.
gitti oğlum senin pantolon. Adamlara tembihleseydi keşke pantolon senindir diye. Neden ki? Bakarsın bunu falan vurmaya kalkarlar değil mi ya? Yazık. Neye yazık? Pantolona oğlum, pantolona. Herife bana ne? İyi misin sen? İyiyim. Geç bu tarafa. Yazık oldu. Beni kaçırdın elinden. Allah büyük. Her şey için teşekkürler Zeynep. Oğlunu aldın Reşat. Şimdi çek git. Bu mesele burada kapanmadı Zeynep kadın. Kapandığını kim söyledi? Çocukların eline silah mı verdiniz? Biz hiç değilse düğün basıp çocuk öldürmedik. Sakın baba. Gidelim artık. Yine görüşeceğiz. Görüşelim Reşo. Hem de en kısa zamanda. Şunların haline bak. Maşallah ne güzel. Baba oğul topal topal gidiyorlar ha. Hadi yürüyün arabalara. Yaran nasıl? Önemli değil. Sıyırıp geçti kurşun. Eve gidelim bir doktor çağırırız. Güzelce bakar yarana. Ben kendi evime gideceğim. De git saçma saçma konuşma. Bu halde bırakmam seni. Çeleha. Ağanın arabasına sen geç. Doğru çiftli gel. Peki baba. Ona. Ayşe geldi, Seyit'in ablası. Yukarıda İdil odasında. Seninle konuşacakları varmış. Ne konuşacakmış? İyi görünüyorsun Allah'a çok şükür. Artık seni götürsek diyorum. Bilmem ki. Doktorun, ilacın, yapılacak neyse bizde de aynısı yapılır. Biraz daha kendimi toplayıp öyle gelsem. Vallahi ben yakışanını söylüyorum. Seyit ablan gelmiş ha. İçeride Zeyno Ana. Kadının yeri kocasının evidir. Eş dost merak ediyor. Vallahi ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hoş geldin Ayşe kızım. Hoş bulduk. Nedir benimle konuşacağınız? Ayşe ablan beni götürmek istiyor da. Acelesi yok. Hele iyice bir kendini toplasın ondan sonra. Siz bilirsiniz. Bak Ayşe kızım. Biz İdal'i buraya düğün salonundan alıp gelmedik. Hastaneden getirdik. Yeğenim evinize adım attığı gün... gelinliğinin de kadınlığının da hakkını vermeli. Bu halde sakın onu benden isteme. Hadi bakalım. Şimdi iki genç oturup dertleşin. Yaraya kim bakmışsa işini iyi biliyor. Antibiyotikleri ihmal etmeyin. Birkaç günde fazla zorlamayın bacağınızı. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Buyurun. Aferin oldu sana. Aferin. Bu havayla devam et. Gene ne oldu baba? Daha ne olacak? Ne yemeye kurtarırsın Mahoyu benim adamlardan? Ya ne yapacaktım? Çocuğu öldürseler miydi? Sana ne? Tohumuna para mı vermişsin? Beni Maho vurmadı. Ya kim vurdu? Baban mı? Evet, doğru. Saçma sapan konuşma. Ne biçim cevap bu? Beni sen vurdun. Öyle şeyler yaptın ki... ufacık çocukların bile yüreği kinle doldu. Ellerine bir silah geçirip Azrail kesildiler. Buna sen sebep oldun. İşte bu yüzden baba... tetiği kimin çektiği önemli değil. Beni sen vurdun. Sen ve senin gibiler. Hmm.
Selam. Nasılsın? Emlakçı bekliyor mu? Hem de kaç tanesi birden? Bu defa hiçbir şeye karışmayacağım. Ağalık etmek istiyorsan keyfin bilir. Ha şöyle, sen evi beğen yeter. Bu caddenin paralelinde çok güzel evler var. Hele bir tanesine bayıldım. Bahçeli, iki katlı. Ama benim için çok büyük. Hani şu sarı boyalı olan. Bahçesinde kocaman ağaçlar var. Evet o. Nereden biliyorsun? Sahibini tanırım. İyi, madem öyle o evi istiyorum. Yok yok, burası olmaz. Oyun bozanlık yapma canım. Evi beğen yeter demiştin. Tamam dedik de o ev hariç. Nedenmiş o? Niye hariç? Ayıp olur kızım. Burası valinin evi. Ya abla niye böyle yapıyorsun? Kızcağız ölümden dönmüştür, anlasana. Baban ölümden dönmemiştir ama. Hem de o Zeyno karısı yüzünden. Yapma abla, varma üstüme. Aç gözünü Seyit. Zeyno karısı hepinizi parmağında döndürür. Karını bile vermez sana. Akşam atim duası var babanın ruhuna. Gelsen iyi olur. Tabii Zeyno kadın izin verirse. Merhaba. Merhaba. Ev burası. Buyurun. Çok şirin. Tam düşündüğüm gibi. Ben de böyle bir ev hayal etmiştim. Tamam. Kiralıyoruz. Hayırlı olsun. Sağ güle ol. Güle oturun. Ben işlemler için büroya gidiyorum. Orada görüşürüz. Buyurun. Tamam. Yeni evin hayırlı olsun. Hoş geldin. Sen bize bir masa ayarla. Tabii canım ağa. Bugün çok mutluyum. Sonunda bir ev buldum. Kendime ait bir düzenim olacak. Sonra sen olacaksın. Artık eskisi gibi kavga da etmiyoruz, öyle değil mi? O kadar emin olma. Beni üzmeyeceğine söz vermiştin. Aklıma getirmemeye çalışıyorum. Neyi? Nedir seni rahatsız eden? Bu aklıma geldikçe beynim uyuşuyor İpek. Bir gölge düşüyor sanki üstüme. Kara bir gölge. Yani ne olduğunu biliyorsun. Nişanlın mı? Etmez mi? Bu sabah onunla konuştum Cemal. Konuştun mu? Hı-hı. Sonra? Konuştum ve... alyansımı kendisine postaladım. Peki... posta ulaşmış mıdır? Bizlere bu arada bir son dakika gelişmesini hemen aktaralım sizlere. Patlamaların ardından ölü sayısı 23'e yükseldi sayın seyirciler. Şu namussuzların yediği haldi görür müsün? Canını okuyorlar gül gibi memleket. Ne gülürse orada insanlar ölmüştür. Ayıptır ve günahtır. Yok baba, aklıma bir hikaye geldi de ona güldüm. Ne hikayesi? İğneyle çuvaldızın hikayesi. Onlardan ne farkımız var baba? O da bir tür kan davası. Tek farkı siyasi olması. İnsan canı dünyanın her yanında aynı. Rengi, dini, ne olursa olsun aynı. Masumiyet her yerde aynı. Sinagogda patlayan bir bombayla ölmek... ya da bir düğünde birkaç kiralık katilin rastgele açtığı ateşle ölmek. Ne fark eder baba? Ölüm her yerde ölüm. Eman eman, eman, eman.
Hoşça kal baba. Görüşürüz. Bir de laf sokma be. Bir de laf sokma. Eşek oğlu eşek. Gecede kanat sesleri. Böyle bir şiir vardı. Eski bir şiir. Ama bunlar başka Murat. Bunlar kalbimin kanat sesleri. Havalanmış sana doğru uçan kalbimin kanat sesleri. İçimde bir his var Elif. Hani insan bazen der ya. Evet galiba olacak. Belki henüz olmadı ama bu defa güzel şeyler olacak. Bunu bütün kalbimle hissediyorum. Yalnızlıkta böyle kanatlanıp uçar mı Murat? Aşk senin gibi yollara düşer mi bir gece vakti? Eğer insanlar günün birinde bu şehrin sokaklarında korkusuzca yürüyebilecekse, eğer karanlıktan korkmayacaklarsa... Birileri sokak başlarında pusuya yatıp onları beklemeyecekse, geceleri gözlerini kapamadan önce ertesi günü korkusuzca düşleyebileceklerse... Yalnızca sevdikleri gelecekse akıllarına, yani bütün sevdikleri... Ve bunların hepsinde bizim küçük, küçücük bir payımız olacaksa. Ve aşk çıkıp gelecekse kapından içeri senin gibi... Bu defa ben galiba mutluyum. Garip bir mutluluk bu. Hiç alışık olmadığım bir mutluluk. Gizli saklı. Gözlerden uzak ve yasak. Aslında mutsuzluk bu Murat. Mutluluğu yaşayamamak. Daha önce hiç olmadı. Bugüne kadar bütün mutluluklarımı bağıra çağıra yaşadım. Tadını çıkara çıkara. İstediğin bağırıp çağırmak mı? Tabii. Çıkıp sokaklarda şarkı söylemeye ne dersin? Ya ben ciddiyim. Haklısın. Koskoca ağaoğluna yakışmıyor değil mi? Yani Londra sokaklarında şarkı söylemeye benzemez bu Murat Bey. Öyleyse evlenelim. Bakma öyle. Bu kaçıncı teklifim? Ömrüm sana evlenme teklif etmekle mi geçecek? Hep böyle boyun büküp susacak mısın? Belaya bulaşmadan sana ulaşmanın bir yolu olsa Murat... ...inan bana 5 dakika durmam. Ama... Aması ne? Hakkı. O konu kapandı sanıyordum. Ya seninle evleneceğimi duyarsa... Ya garip bir adam. Sağ solu belli değil. Ya ne yapacağı hiç belli olmaz. Gel bana. Ben garip biri değilim. Hatta Hakkı'ya göre oldukça normal sayılırım. Ancak eğer o adam sana bir şekilde bulaşacak olursa... Ne yaparsın? Çok şey. Ne? Kimse tanıyamaz beni. En başta sen. Şövalyem sen misin? Aşığın olmak bana yetiyor. Sadece aşığın olmak Elif. Bu dünyaya bedel. Çok kahve içiyorsun baba. Uykun kaçacak. Ne uykusu? Senin bu agan uyku mu bırakır adamda? Ya herifi vurdular, umurunda değil. Arasan devirmiş ha horul horul uyuydu.
Bilirim ben yapacak onu. Oğlumu vurmak neymiş görecekler. O boyatlı sülalesinin canını okuyacağım. Hem de öyle bacak kadar çocukla falan değil.